Ama örgü evinden herkese merhabalar. Bu videomda sizlere elimde görmüş olduğunuz ev botunun yapım aşamasını paylaşacağım. sizlere daha rahat gösterip tarif edebilmek için sağ ayak botunu ördüm. Sizlerle birlikte de sol eşini öreceğim. İçinde biraz kumaş parçalarıyla doldurdum ki daha dik ve daha net görünsün ekranda. Botumuzu 5 adet kar tanesi ile ördüm. Önceki videolarımda bu e, motiflerin yapım aşamasını öğrenebilirsiniz. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Eğer sizler de bu motiften örmek isterseniz linkini hemen şurada sağ üst kısma bırakıyorum. Buradaki linke tıklayarak hemen videomuza ulaşabilirsiniz. Veyahut ee, bu videonun açıklama kısmına alt kısma linkini bırakıyorum. Oraya da tıklayabilirsiniz. 5 ee, adet kart tanesi motifimi yaptıktan sonra bize lazım olan bir çift e, ayakkabı tabanı şu şekilde tabanın altını göstereyim. Botun altını göstereyim sizlere. Diğer eşi de burada. Bu tabanları tuhafiyelerde, iplik satılan yerlerde ve bazen ucuzluk e, bazen ucuzluk pazarlarında bulabilirsiniz. Elimdeki taban 36-37 numaraya uygun bir taban. Ama sizler bu motifi aynısını 38-40 e, numaraya da uygulayabilirsiniz. İpim ise koton bir ip. Şu şekilde. Orta kalınlıkta bir ip. Tığ numaram da 3 milim. Evet, genel olarak Botumuzun detayları bu şekilde. Bunları verdiğimize göre tabandan başlayarak botumuzu yapmaya geçelim. Öncelikle botumuzun taban kısmının kenarlarını sık iğne ile örüyoruz. Her bir deliğe ben ikişer veya üçer tane öreceğim. Nereye üçer nereye ikişer onu anlatacağım şimdi sizlere. 36-37 numara tabanlarda ayakkabının tabının ucu. Ee, tam manasıyla sivri değildir. Burada nedenle tepe noktasını tam olarak göremeyiz. Ama e, baş parmakların gelmiş olduğu yani yüksekte kalan parmaklarımızın gelmiş olduğu kısımdan tabanın sivri kısmını belirliyoruz. Bakın ben şu kısmı belirledim. Şöyle bir işaret koydum. Hatta biraz daha derin koyayım ki gözüksün videoda. Bakın burayı ben tabanın uç noktası olarak belirledim. Ee, bu şekilde şu iki kısım benim uç noktamın merkezi. Buradan başlayarak 1, 2, 3, 4 tane nokta belirliyorum. Ve yine buradan başlayarak 1, 2, 3, 4 tane nokta belirliyorum. Yani toplamda 8 tane noktamız oldu burada. Bu 8 noktanın içerisine ben 3'er tane sık iğne yapacağım. Geri kalan kısma 2'şer tane yapacağım. Bir de tabanın topuk kısmında yine burada bir merkez belirliyorum. Tam ortadaki nokta benim merkezim. Şu kısım. Daha sonra merkezimin sol kısmından 1 2 3 bir de sağ kısmından 1 2 3 nokta belirliyorum ve burada belirlemiş olduğum yerlere de üçer tane sık iğne yapacağım. Yani şöyle göstermek gerekirse işaretlediğim Tüm yerler üçer tane işaretlemediğim diğer yer, diğer yerler ikişer tane sık iğne ile doldurulacak. Bu şekilde belirlemeyi yaptıktan sonra doldurma işlemine geçebiliriz. Hemen ipimi alıyorum. Bir tane ilmek oluşturuyorum. Hemen şu kısma ilmeğimi bağlayacağım. Bu şekilde yle şöyle tutacağız tabii. Ee, ilk başta başlarken tabanın yere basan kısmı bize dönsün. Hemen şuradan belirliyorum. 8 tane yapacağız zaten. Şuradaki nokta oluyor. Tığımı geçirdim. İlmeği buradan alıyorum. Hemen şöyle bağlayalım. Şimdi buraya aynı noktaya 3 tane sık iğne yapacağım. Hemen batıyorum. ilmeği alıyorum. Mümkün olduğunca sıkmamaya çalışın. Şuradaki ilmeğimiz şöyle rahat geçsin. Ki toplanma yapmasın daha sonra. Bu bir. Bu iki. Bu da 3. Bakın bu şekilde bir görüntüsü oluyor. Araya hiçbir zincir çekmeden bütün boşlukları dolduracağız. Yine burada kaç tane demiştik? 8 tane. 8 tane olana kadar üçer üçer dolduracağız. İkinci boşluğu dolduruyorum. Gayet sıkmadan tığımı ilmeği geçirirken gayet rahat bırakıyorum. Böylelikle kenarda bir kasılma, bir toplanma olmayacak. Bakın bu şekilde. 3 tane de buraya yaptık. Şimdi bir 3 tane de buraya yapacağız. 1 2 ve 3 Yine 1 2 ve 3 4 tane yaptım. Yine bir 4 tane daha yapayım. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet, bakın toplamda 8 tane yaptım boşluğu üçer üçer sık iğnelerle doldurdum. Şimdi şu aşağıda belirlemiş olduğum noktalar var. Bakın bu şekilde zaten belirlediğim yerleri doldurdum. Aynı şekilde aşağıda da var. Şimdi bu şu kısma gelene kadar işaretlediğim yere gelene kadar buradaki tüm boşlukları da ikişer sık iğne ile dolduracağım. Birkaç tanesini birlikte yapalım. Boşluktan tığımı geçirdim. 1 ve 2 Tekrar yandaki boşluğa yine hiçbir zincir çekmiyorum. 1 2 Yine araya, e, araya hiçbir zincir çekmeden diğer boşluğa geçiş yapıyorum. 1 2 Bu şekilde aşağıda belirlemiş olduğum yere kadar ikişer ikişer sık iğnelerle doldurayım. Daha sonra birlikte devam edelim. Belirlemiş olduğum yere kadar ikişer ikişer doldurdum görmüş olduğunuz gibi. Belirlemiş olduğumuz yere geldik. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane boşluğu da 3'er tane sık iğne ile dolduracağız. Bu birinci boşluk. 1, 2, ve 3. Hemen diğerine geçiş yapıyorum. 1 2 ve 3. Bu da ikincisi. 7 tane olana kadar yapalım. Daha sonra yine birlikte devam edelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi belirlemiş olduğum yere kadar üçer tane üçer tane yaptım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 boşluğu tabanda üçer üçer sık iğnelerle doldurdum. Artık üçerli sık iğne yapmamıza gerek yok. Başladığımız noktaya kadar ikişer ikişer yapıp gelelim. Daha sonra diğer sıraya birlikte geçiş yapalım. Sıranın sonuna kadar geldim. Geride kalan tüm boşluklara ikişer tane sık iğne yaptım. Şimdi başlangıçta yapmış olduğum ilk sık iğnenin tepe noktasından tığımı geçiriyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Şimdi ikinci sırayı yapacağız. İkinci sıra için bir tane zincir çekiyorum. Tabanın iç kısmını kendime çeviriyorum ve her boşluğa ilmek kaydırma tekniğiyle geçiş yapıyorum şu şekilde. Hemen yandaki boşluğa tığımı batırdım. İlmeği kaydırdım. Tığımı batırıyorum. Yani sık iğnelerin içerisinden geçiriyoruz tığımızı. İlmeği kaydırıyorum. İlmek kaydırma tekniğini yaparken tığınızı oldukça gevşek bırakın ki bir sıra daha geçeceğiz. O sırada zorlanmamak için bir tık gevşek yapın. Şöyle rahat geçsin tığımız içinden. Sık iğnelerin tepe noktasından tığımı geçiriyorum. Bakın ilmeği alıyorum. Hemen kaydırıyorum. Yani burada sık iğne yapmıyoruz. Kaydırma tekniğiyle uyguluyoruz. Alıyorum. Hemen içerisinden geçiriyorum. Alıyorum hemen içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi uyguluyoruz. Bir üst sıraya da birlikte geçiş yapalım daha sonra. Sıra sonuna kadar geldim. Başlangıçtaki sık iğnenin tepe noktasından tığımı geçiriyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Şimdi son sıramızı yapacağız. Bunun için iki tane zincir çekiyorum. Tekrar tabanımı döndürüyorum. Bakın tabanımın altta yere değen kısmı bana döndü. Şimdi artık tekli trabzanlar yapacağız. Tekli trabzanlarımızı bakın kaydırma tekniğiyle şöyle yakınlaştırayım biraz. Kaydırma tekniğiyle yaptığımız yer şu kısım. Şurası örgü gibi saç örgüsü gibi görmüş olduğunuz gibi sağ ve sol kanatları var. Biz şu ortada kalan biraz şöyle Çekiştireyim daha net gözüksün. Bakın şu ortada kalan kanadını kullanacağız. Burası diğer kanadı, şurası ortada kalan kanat. Bakın burada zaten farklı bir örgünün kısmı var. Bizim kaydama tekniğiyle yaptığımız yer şuradaki saç örgüsü görünümünde olan yer. Biz bunun ortada kalan kısmını kullanacağız. İki tane zincir çektik. Tekli trabzanı nasıl yapıyorduk? Tığımızı, tığımızı bir kere doluyoruz. Biraz önce göstermiş olduğum yere batacağım hemen. Saç örgüsünün ortada kalan kısmı kaydırma tekniğiyle oluşturduğumuz. Bakın ortada kalan kısmını aldım. İlmeği çekiyorum. Tığımda 3 tane ilmek oldu. Hepsini birden topluyorum. Bu benim tekli trabzanım oluyor. Tığımı bir kere daha doluyorum. Bakın saç örgüsü formunda. Biz bunun ortada kalan kanadını alıyoruz şöyle. Biraz masanın üstünde örmek zor oluyor. Bu nedenle tığımdan çıkıyor sürekli ipim. Bakın ortada kalan kanadını aldım. ilmeğimi çektim ve üçünü birden alıyorum. Tekrar tığımı doladım. Bakın saç örgüsünün şu kısımları. Bakın şurada iki tane kanadı var. Kameradan umarım net görünüyordur. Şöyle bir de çevireyim. Bakın şurası bizim kaydırma ile gelmiş olduğumuz kısım. Şunlar. Şu kenarda kalan kısmını değil de şu ortada kalan kısmını kullanıyoruz. Tek bir ilmek çekiyoruz yani. Birkaç tane birlikte yapalım. Tığımı doluyorum. Bakın saç örgüsü formu hemen önümde. Ortada kalan kısmın altından tığımı geçiriyorum. Normalde hızlı yapın, yapılıyor. Yani benim burada göstermiş olduğum gibi biraz bocalamıyorsunuz. Ben sadece kamerada net görünsün diye biraz havaya kaldırınca tığı geçirmek zor oluyor. Bu şekilde ilmeği aldıktan sonra hepsini topluyorum. Bakın sadece ortada kalan ilmeği alıyorum. Yani tabanımız şöyle görünecek. Bakın burası zaten yaptıkça artık toplanacak. Burası tabanı yaptıkça çevreye geçtikçe toparlanacak. Burası iç kısımda kalıyor. Burası alt kısımda. Şöyle yere koyduğumuzda bakın şu üst kısımda tekli trabzanlar görünüyor. Yapmış olduğumuz tekli trabzanlar tam altında şu şekilde bir örgü oluşuyor. Biz bu görüntüyü sağlamak için Üstteki sık iğnelen örgüsünün sadece ortadaki kanadını kullanıyoruz. Şu kısmı. Şunu kullanıyoruz. Şu üst kısmı kullanmıyoruz. Şurayı kullanıyoruz. Burayı örünce ne oluyor? Otomatikten bu otomatikmen burası böyle katlanıyor. Aşağıda farklı bir saç örgüsü formu görünüyor. Umarım anlatabilmişimdir. Eğer bununla ilgili bir sorunuz olursa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Ben ayrıca tekrar ilgilenmeye çalışırım. Bakın yani bu aşağıdaki saç örgüsü formu, bunu değil de onun üstünde kalan kısmı. Burada bir saç örgüsü formu daha var. Onun üstünde kalan kısmı tığımızı geçiriyoruz ve tekli trabzan yapıyoruz. Tığımızı doluyoruz. Şu ortada kalan ilmeğin altından geçiriyorum. Bu şekilde tekli trabzanlarımızı sıranın sonuna kadar yaparak devam edelim. Daha sonra tabanımızı bitireceğiz. Motiflerimizi nasıl yerleştireceğiz, onu göstereceğim sizlere. Sıra sonuna kadar geldim. Başlangıçtaki tekli trabzanın tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve bir tane zincirle kilitliyorum. Artık tabanla olan ilk işlemimiz bitti. Yani botumuzun da birinci aşamasını bitirmiş olduk. Bakın bu şekilde bir görüntüsü var. Bunları şunların altından geçirip gizleyeceğim. Zaten içeride kalacak daha sonra. Şöyle birazcık toparlayabiliriz elimizle. Şöyle. Bakın bu şekilde yanları yukarıya doğru kalkık oluyor. Söylemiş olduğum gibi bakın en dip noktasında bir örgü formu var. Bu şekilde düzenli bir tabanımız oldu. Şimdi e, motiflerimizi birleştireceğiz daha sonra birleştirdikten sonra bu tabanın üzerine oturtarak e, örmeye devam edeceğiz. Şimdi motiflerimizi nasıl birleştiriyoruz onu anlatayım size. Motiflerimizi 5 tane motiften oluşuyor biliyorsunuz. Öncelikle şu tabandaki iki motifi daha sonra şu bacağa gelen iki motifi birleştireceğiz. Yani ilk başta dört tane birleştireceğiz. Beşinciyi de önüne monte edeceğiz. Bunu da nasıl yapacağız anlatalım. Evet motiflerimizi elimize alıyoruz. Şimdi bir tanesini ayırıyorum. Bunu en son ekleyeceğiz çünkü. Birini şöyle önümüze koyalım. İkincisini hemen bu motifin altına yerleştirelim. Üçüncüyü ve dördüncüyü de şu şekilde sağ ve sola yerleştirelim. Böyle önümüzde dursun ki birleştirirken kafamız karışmasın. İpimi hazırlayayım ben. Şimdi motifleri birleştirirken motiflerin ön yüzleri bize doğru bakıyor. Yani tersi içeride. Öncelikle şu kısmı birleştireceğim. Bakın şu noktalardan şunlar benim uç noktalarım. Önce bu kısmı birleştireceğim. Daha sonra şu kısmı birleştireceğim ve daha sonra bu kısmı. Diğer birleştirmeyi de bu üç köşeyi yaptıktan sonra geçeceğiz ama ilk önceliğimiz burası. Birleştirme işlemini nasıl yapıyoruz onu da birlikte yapalım. Şimdi motifimi şu şekilde tutuyorum. Alıyorum. Bakın tersleri birbirine bakıyor. Tersleri birbirine baksın. Şu şekilde tutalım. Şimdi şurada belirlemiş olduğum köşenin tepe noktasından tığımı geçiriyorum. Diğer motifin de köşesi şöyle tepe noktadan geçiriyorum. Bunu unutmayalım. İki tersi de birbirine yaklaşacak. Motifin ön yüzleri dışarıda kalacak. Hemen buradan ilmeğimi geçirip buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Evet, köşeleri birleştirmiş olduğum köşe noktaları. Şimdi sırayla karşılıklı gelen tüm sık iğnelerin arasından bakın birincisinden geçirdim, ikincisini de birincisinden geçiriyorum. Karşılıklı gelecek şekilde birleştiriyorum. Zaten e, şu şekilde karşı karşıya tuttuğumuzda Sık iğneler bakın birbirine zaten hemen komşu oluyorlar. Bu komşuların ikisini birden yan yana gelen komşuların ikisini birden alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaparken çok sıkmamaya çalışın ki sonradan şurada bir büzüşme oluşmasın. Bakın köşeden sonra köşe noktadan sonra birinci ile birinciyi ikinci ile ikinciyi birleştirdim. Şimdi üçüncü sık iğnenin tepe noktasıyla arkadaki motifin de üçüncü sık iğne tepe noktasından tığımı geçiriyorum ve sık iğne yapıyorum. Şimdi bu sırayı bu köşeyi böyle sonuna kadar karşılıklı gelecek şekilde birleştirelim. Bakın köşenin tepe noktasına geldim. Köşe noktaya oradan geçirdim. Arkadaki motifinde köşe noktasından tığımı geçiriyorum ve sık iğne yapıyorum. İlmek kaydırma yapmıyorum. Dikkat edin sık iğne yapıyorum. Şimdi bir köşeyi bitirdikten sonra tekrar motifimizi yerine koyalım ki kafamız karışmasın. Şimdi biz nereyi birleştirdik? Buradaki iki motifi birleştirdik. Şimdi ne yapacağız? Üstteki motifle bu motifi birleştireceğiz. Bu şekilde o zaman bunu elimize alıyoruz. İkisine de tersi birbirine bakıyor. Yönleri dışarıda kaldı. Tığımı alıyorum. Şimdi aynı köşe noktasından tekrar tığımı geçiriyorum. Aynı köşe noktasından tekrar tığımı geçiriyorum. Bu sefer diğer motifin köşe noktasından da tığımı geçireceğim ki burada da aynı hizada kalsınlar. Hemen buraya da bir tane sık iğne. Böylelikle düzenli bir geçiş yaptım. Tüm sık iğneler birbirine yine düzenli olarak komşu oluyor. Hemen yandaki sık iğnenin tepe noktası ve arkadaki motifinde denk gelen aynı hizaya denk gelen sık iğnenin tepe noktası. Şimdi burayı da böyle bunun şuradaki köşe noktasına kadar sık iğnelerle karşılıklı gelecek şekilde birleştiriyorum. Bakın buradaki köşenin de tepe noktasına geldim. Buradan tığımı geçiriyorum. Arkadaki motifinde. de Tepe noktasına denk gelen sık iğneden tığımı geçirdim ve bir sık iğne yaptım. Şimdi bir köşeye daha geldik, bir köşe noktasına. Tekrar motifimizi yere serelim. Ne yaptığımıza bir bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Buradaki motifi buraya şu kısmı birleştireceğiz. Yine aynı şekilde Ön yüzleri dışarıya bakacak, iç kısımları birbirine bakacak şekilde motifi tutuyorum. Yine ilk başta köşe noktadan tığımı geçiriyorum. Elime yeni almış olduğum motifin de köşe noktasından tığımı geçirdim hemen bir sık iğne yapıyorum ki yandaki sık iğnelerde birbirine komşu olarak denk gelsin. Aynı hizada olsun. Hemen zaten tığımı geçirdiğim zaman eğer birbirine eşit geliyorsa hiçbir problem yaşamadan sık iğnelerinizi birbirine bağlamış oluyorsunuz. Bakın tığı geçirdiğimde otomatik olarak karşıdakinin içerisinden de geçiyor. Burayı da köşenin Buraya da köşe noktasına kadar yapıyorum. Bakın yine köşedeki tepe noktaya denk geldim. Tığımı geçiriyorum. Arkadakini de aynı şekilde denk geldi otomatik olarak. Oradan da tığımı geçirdim. Ve ilmeğimi kaydırdım. Şimdi burada bir zincir atıyorum. Ve ipimi kesiyorum. Bu iplerimizi daha sonra gizleyeceğiz. Şimdi serelim yere. Bakın istediğimiz noktaları birleştirdik. 1, 2, 3 köşe birleştirdik. Şu kısımlar henüz açık. Şimdi ne yapıyoruz? Biz şurası bizim şu ikisi botumuzun tabanı yani şu kısımlar. Şurada sağda ve solda. Sağda ve solda görmüş olduğumuz kısım. Şu kısmı göstereceğim size. Onu bu şekilde tutuyorum. Bakın burası benim sağlı sollu tabanım. Bu da böyle kaldı. Bakın şu aslında bu. Şimdi burayı yapabilmek için ne yapıyoruz? Şu ikisini şöyle katlıyoruz. Bakın aynı oldular. Şu kısım, bu kısım, şu ikisi de bunlar. Şimdi botumuzu yaparken burada dikkat etmemiz gereken bir püf nokta var. Bu taban benim ayağımın sağ tabanı. Sağ tabanının sağ kısmını açıkta bıraktım ki giydiğim zaman ayakkabıyı şu kısımdan bağlayayım. Şöyle. Şimdi bunu da giydiğim zaman ne olacak? Şöyle şu e, şu kısım. Şöyle dik tutarsak. Bunun da sol kısmını açıkta bırakacağım. Çünkü bu benim sol ayağım. Şu kısmı açıkta bırakacağım. Yani şu kısmı birleştireceğim. Bizdeki önemli olan püf nokta bu. Kamerayı birazcık kaldırayım. Şöyle göstereyim sizlere. Evet bakın. Bu benim sağ ayağım. Sağ ayağımın sağ kısmını açıkta bıraktım. Şöyle dönerse eğer. Bu da benim sol ayağım. Şu kısım bu kısım aynı. Şöyle tutuyorum. Sol ayağımda sol kısmında açıklık bırakacağım ki pomponu buraya dikeceğiz. Yani bu kısmı birleştirmemiz gerekiyor. Şöyle yere koyduğumuzda. Şimdi bu kısmı da birleştirelim. Daha sonra zaten şuraya da bir motif ekleyeceğiz. Şunu şöyle kenara alayım. Bizim sol kısmımız açıkta kalacağına göre bu kısmı birleştireceğim. Bunu da şöyle atayım. Bir de şu kısmı birleştireceğim ki açılmasın. Burası da bizim pompon dikeceğimiz yer. Şimdi birlikte şu kısmı da birleştirelim. Diğer kısmı tekrar bakalım ki kafamız karışmasın. Şöyle tutuyorum hemen. Birleştireceğim kısmı. Yine tepe noktasından hemen tığımı geçiriyorum. Üst üste geldiğinden biraz zorlanabilirsiniz ama şöyle tek tek geçirirsek daha rahat olacak bizim için. Evet, direkt kaydırdım. İlk başta hemen sık iğne yapıyorum. Şimdi diğer sık iğneleri de diğer köşelerde yapmış olduğum gibi aynı şekilde sık iğne ile birbirine bağlıyorum. Burayı da böyle sıra sonuna kadar Şuradaki köşe noktaya kadar sık iğne ile birleştireceğim. Evet köşe noktasına kadar geldim. Karşı tarafı da birleştirdim. Bir tane zincirle kilitliyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi bu kısımları birleştirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Biz e, sol kısımda bir açıklık bırakacaktık. Pencere bırakacaktık. Oraya pompon dikeceğiz. Ama şu kısımları tabii ki birleştireceğiz. Şöyle olacak. Zaten bir de şu alt ve ön kısım açıkta kalıyor. Şimdi Şuraları da birleştirelim birlikte. Hemen tepe noktadan tığımı geçirdim. Diğer motifin de tepe noktasından geçiriyorum ki herhangi bir açıklık kalmasın arada bir de sık iğnelerim karşılıklı gelebilsin hemen bir tane sık iğne yaptım tekrar motifi şu şekilde tutuyorum böyle birleştirmesi daha rahat oluyor çünkü yine yandaki sık iğneler karşılıklı gelecek şekilde aralığından tığlarımı geçiriyorum ve sık iğne ile birleştiriyorum yine aynı şekilde burayı da buradaki köşe noktasına kadar gelelim Şimdi burayı da köşe noktasına kadar birleştirdim. Tekrar koyalım yere kafamız karışmasın. Her birleştirdikten sonra her köşe noktada motifinizi yere serin. Hani 3-4 tane motif olsa yere sökmek zorunda kalmayalım. Evet. Şimdi burası bizim açıkta kalacak kısım. Buraya pomponlarımızı dikeceğiz. Şimdi bir de bu kısmı birleştirelim. Yine köşe noktasına kadar. Aynı şekilde köşeden bir defa geçiriyorum yine. Karşıdaki köşenin de tepe noktasından geçiriyorum hemen tığımı ve burada birleştirmeye başlıyorum. Tepe noktasına kadar geldim. Tepe noktasından geçirdim. Karşıdakini de tepe noktasından geçireceğim şuradan. Sık iğne yaptım. Bir zincirle kilitledim ve burayı da kesiyorum. İpleri biraz uzun kesiyorum fark ederseniz. Çünkü ayakta olacağı için bu botlar çabuk açılma yapmasın. Gizlediğimiz yer uzun kalsın ki hemen sökülmesin. Evet burayı da böyle tamamladık. Evet sol ayağı yaparken sol kısmımız açıkta kalacak. Arka taban birleşecek. Şimdi buraya bir tane daha motif koyacağız. Bu da önü olacak. Şu şekilde böyle giydiğimizde tabana baktığımızda sol kısım açıkta. Burada da tabana baktığımızda sağ kısım açıkta. Şöyle çevirirsek şimdi biz şuradaki motifi ekleyeceğiz. Hemen şuradaki açıklığa. Bu yüzden sadece bu kısım açık. Buradan da yan kısım açık. Buraya bir tane pompon diktik. Şöyle. Bir pomponda buraya dikeceğiz. Şimdi bunu da birleştirelim. Bunu nasıl yapıyoruz? köşeye ayırdığımız bir tane motif vardı onu elimize alıyoruz onu da şu araya şu sivri kısım köşe kısım tam şurada köşeye gelecek şu yanını bu tarafa bu yanında bu tarafa birleştireceğiz şöyle bir birleştirme olacak onu da yapalım birlikte bir köşe şuradaki köşeye denk gelecek şekilde tutuyorum köşe noktadan tığımı geçirdim tepe noktasından Hemen bunun da tepe noktasından geçirdim. İlmeğimi atıyorum. Sık iğne. Şimdi yandaki trabzanları da aynı şekilde karşılıklı gelecek şekilde birleştiriyoruz. Hemen şu köşe noktaya kadar birleştirelim. tepe noktaya kadar geldim. Hemen karşıdaki motifin de tepe noktasına kadar batıyorum. Buraya da bir tane sık iğne yaptım. Şimdi ne yaptık? Bu kısmı birleştirdik. Şimdi şuradaki köşeyi birleştireceğiz. Bu kısmı yaptık. Şimdi bu kısmı yapacağız. Bunu da yine Böyle başlayalım. Şuradaki köşe noktasına kadar sık iğne ile birleştirelim. Yine aynı şekilde tepe noktasına batıyorum. Bu sefer diğer motifin tepe noktasından başlıyorum. Ve diğer sık iğneleri de karşılıklı gelecek şekilde birleştire birleştire köşe noktaya kadar gelelim. Tepe noktasına kadar geldim. Karşıdaki motifin de tepe noktasından tığımı geçiriyorum ilmeğimi kaydırıyorum ve bir tane zincirle kilitledim. Böylelikle şu motifi de eklemiş olduk. Yani şöyle bir görüntüsü oldu. Bakın ebotumuz kabaca ortaya çıktı. Şimdi ne yapacağız? Şuradaki yükseltileri ayarlamak adına şu kenarı geçeceğiz. Şimdi yine aynı yeşil rengimi alıyorum ben. Şu yükseltiyi ayarlayabilmek için şu tabana birleştirmeden önce şu kısmı yapacağız. Böyle bütün çevreyi dolaşacağız. Aralara üçlü trabzan kullanacağız, İkili, tekli ve sık iğne şeklinde şu boyutlandırmayı oluşturacağız. Bunun için hemen tabanımı alıyorum. Şuradaki köşeden şuradaki boşluğu dolduracağız çünkü. Hemen köşenin tepe noktasından tığımı geçiriyorum. Buraya ilmeğimi bağlıyorum. Şimdi bir tane zincirle bağladım. Hemen dip noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. Ve bununla birlikte 7 tane pardon bununla birlikte 8 tane sık iğne yapacağız. Bu birincisi. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane sık iğne yaptık. Şimdi 3 tane tekli trabzan yapacağız. Tığımızı doluyoruz. Yandaki boşluğa batıyoruz, ilmeği alıyoruz ve hepsini birden çekiyoruz. Bu bizim birinci tekli trabzanımız. İkinciyi de yapalım hemen. Üçüncüyü de yapalım. Üç tane tekli trabzan yaptık. Şimdi üç tane de ikili trabzan yapacağız. Tığımı doluyorum, yandaki boşluğa batıyorum. Bir, iki defa da çekiyorum. Bu ikili trabzan. Yanındakine de batıyorum. Bir, iki defa çektim ve üçüncüye de batıyorum bir iki defa şimdi burada kalan kısma üçlü trabzan yapacağız burada ne kaldı bir tane sık iğne kaldı buraya önceki üç trabzanımızı yapalım iki kere doluyoruz tığımıza hemen yandaki boşluğa battım 1, 2, 3 defa da çektim şimdi ortada şu birleştirme yerimiz var şunu şöyle arkada bırakayım Bakın. Hemen onun yanındaki şu boşluğa bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç. Bir de şu ortada birleştirdiğim sık iğneler vardı ya onun tepe noktasına. Hemen diptekinin tepe noktasına batıyorum şu şekilde. Burası birazcık zorlayabilir sizi. Tam birleştirmenin göbeğine battık. Bir, iki, 3 defa da çekiyorum. Ortadakini çekerken biraz uzunca çekiyorum ki şu kısım şöyle eşitlensin. Şimdi geldiğimiz gibi geri gideceğiz. Ne yaptık? 2 tane üçlü trabzan yaptık. Hemen birleştirmenin dip noktasına birinciyi yapıyorum. Bir de onun yanına bir tane daha yapıyoruz. Ne yaptık burada? Şu orta göbeği saymazsak eğer orta göbeğe bir tane üçlü trabzan yaptık. Bunu saymıyorum. Buradan başlıyoruz. Onun yanında iki tane üçlü trabzan, üç tane ikili, üç tane tekli ve sık iğne. Şimdi iki tane yani ortadakini saymazsam iki tane üçlü trabzan yaptım. İki tane de burada vardı. Şimdi üç tane ikili yapacağım. Geldiğim gibi gitmek adına yapıyorum bunu eşit olsun diye. Üçüncüyü de yaptım. İkiliden sonra tekliler var. Üç tane tekli yapıyorum. Bir. iki Ve üç. Şimdi tepe noktaya kadar sık iğne yapıyoruz. şekilde bir görüntüsü oluyor. Şimdi aynı şekilde bakın şu tabanda da bir yükselti yaptık. Tabana geldik. Şu tabandaki yükseltiyi de yapacağız. Bunu da birlikte yapalım. Şimdi ne yapıyoruz? 8 tane sık iğne. Bu birinci olarak sayıyoruz tepe noktadakini. 2 3 4 5 6, 7, 8. 3 tane tekli yapıyoruz. 1, 2, 3. 3 tane ikili yapıyoruz. 1, 2, 3. Şimdi geri kalan kısma üçlü trabzan yapıyoruz. Sayılar tek tük oynayabiliyor fark ettiğiniz gibi ama herhangi bir problem oluşturmaz. 1-2 tane yaptım. Hemen orta merkezin yanına da batıyoruz. Şimdi şu birleştirdiğimiz yere batacağız. 2 tane bu tarafta üçlü trabzan var. Şimdi ortadaki merkez birleştirme noktasına yapıyorum. 1-2-3 bir, biraz uzunca çektim. Şimdi yine geldiğimiz gibi geri döneceğiz. Şu merkezi saymazsam iki tane üçlü var. Üç tane ikili var. Şimdi hemen iki tane üçlüyü yapıyorum. Şöyle yan tarafına hemen battım yandaki boşluğa. Bir ve ikinci üçlü trabzan. Şimdi üç tane ikilimiz var. Bu da 3. Yine üç tane teklimiz var. Tekli trabzanımız. Hepsini birlikte çekiyoruz. 2 ve 3. Şimdi geri kalan kısım yaklaşık 8 tane oluyor sık iğne. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Burada 8 diyoruz ama bu tarafa başlarken bunu birinci olarak sayıyoruz. Şimdi aynı işlemi bakın düzelmeye başladı zaten tabana ekleyince de daha net bir düzür. Daha net bir düzlük oluşacak. Şimdi aynısını buradaki kısma da uygulayalım. Buradan uç kısım zaten olduğu gibi sık iğne geçecek. Burada herhangi bir yükselti ya da azaltma yapmıyoruz. Burası olduğu gibi sıra sonuna kadar şu ön kısım sık iğne olacak. Sadece şu arada bir yükselti yapıyoruz. O kadar. Sıra sonuna kadar gelelim. Daha sonra birlikte yine devam edelim. Ve sıra sonuna kadar geldim. Başlangıçtaki sık iğnenin tepe noktasından tığımı geçiriyorum ilmeğimi kaydırıyorum bir tane zincirle kilitledim böylelikle kutumuzun üçüncü aşaması da bitti şimdi dördüncü ve son aşamasına geçiş yapabiliriz bu şekilde tabanımızı düzleştirdik şimdi ben bu iplerimi gizleyeyim daha sonra tabana birleştirme işlemine geçelim şimdi e, yaptığımız, birleştirdiğimiz motifleri tabanımıza birleştireceğiz. Ama tabanımıza birleştirmeden önce şöyle iki tane ben küçük bir ip ayırdım. Eğer sizlerde bu amigurumi için kullanılan e, renkli çengeller var, onlardan varsa iki tane ondan kullanabilirsiniz veya çengelli iğne de kullanabilirsiniz. E, şimdi burada yapmamız gereken bir püf nokta var. Biz şu motifimizin en uç noktasına, şöyle köşe noktasına tabanımızın ortasında bulunan biz ortası nereyi belirlemiştik? Şuraya bir çizmiştim. Şunu belirlemiştik. Ama şuradaki şu ve şunun arasındaki sık iğneyi ben botumun en uç noktası olarak kabul ediyorum. Bakın şu iki üçlü kısmın yani 1, 2, 3, 4 tane bu kısımda üçlü e, sık iğne ile birleştirmiştik. 1, 2, 3, 4 tane de şu kısımda birleştirmiştik hatırlarsanız. Şöyle göstereyim hatta kameraya daha yakın göstereyim. Bakın şunları üçer tane sık iğne ile doldurmuştuk hatırlarsanız. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane bu tarafta var. 1, 2, 3, 4 tane bu tarafta. Tam bunun orta kısmına gelen şuradaki herhangi bir sık iğneyi ben uç noktam olarak kabul ediyorum şöyle. Burası benim tabanım uç noktası. Şöyle biraz gevşeteyim ki görünsün. Bunu da şu uç noktayla şuradaki tepe noktasını da motifimin köşedeki noktasının sık iğneyi tutuyorum. Bir de şuradan geçiriyorum. Şimdi buraya ben bir tane işaret ipi bağlayacağım. Bu benim işaretim olacak. Şöyle arasından geçireyim hemen. Burası benim uç noktam. Sizler burayı bir çengelli iğne de tutturabilirsiniz. Şöyle birleştirirken ben burayı merkez noktası olarak kabul edeceğim. Bir tane tabana yapacağız. Tabanda da tam şu birleştirdiğimiz ortadaki merkeze üçlü trabzan yapmıştık hatırlarsanız. O trabzanın tepe noktasını baz alıyorum. Şöyle. Bir de zaten ortada burayı da üçlü trabzan pardon, üçlü sık iğnelerle doldurmuştuk hatırlarsanız. Burası bizim merkez noktamızdı. Yan kısmından 1 2 3 tane 1 2 3 tane de diğer yanından sağdan ve soldan üçerli üçerli sık iğnelerle doldurmuştuk. Bu da bizim tepe noktamızdı. Bunun da hemen ortasına denk gelen sık iğneyi taban merkezi olarak kabul ediyorum. Buraya da bir tane işaret koyuyorum. Şöyle ipimi geçirdim. İlmeğimi kaydırdım. Evet, demiş olduğum gibi çengelli iğne de takabilirsiniz. Bakın şu şekilde. Başından ve sonundan iki merkez oluşturdum. Bunu yapmamdaki sebep nedir? Ee, şimdi motiflerimizin kenarındaki sık iğne sayısı ile tabanımızın kenarındaki sık iğne sayısı eşit olmayabilir. Ben şimdi bunun her ikisini ikiye böldüm ki birleştirirken öncelikle ön kısımdan başlayacağım. Düzgün bir şekilde hepsini tek tek karşılıklı getireceğim. Mesela diyelim ki şu kısma geldik ama burada 10 tane sık iğne kaldı. Mesela diyorum burada 10 tane sık iğne var. Aşağıda 15 tane. Şimdi istesek de bunlara karşılıklı getiremeyeceğiz. Ne yapacağız? 15 tane olan sık iğneyi eksilte eksilte üst tabana eşit miktarda getirip sonuna kadar birleştireceğiz. Onunla birlikte yapalım. Ben şimdi böyle ön bir özet geçtim. E, bilginiz olsun neden böyle yaptık diye anlatmak istedim. Hemen ipimi alıyorum. İlmeğimi oluşturayım. Şimdi i̇şaretlediğim yerin hemen yanındaki sık iğneden tığımı geçiriyorum. Ve tabandaki karşısına denk gelen sık iğnenin de tepe noktasından tığımı geçiriyorum. Şimdi ilmeğimi buradan da geçireyim. Hemen bir tane sık iğne. Şimdi birleştirmeyi yaparken nasıl yapıyoruz? Birincisini bu şekilde sık iğne olarak başladık ama artık birleştirmeyi yine şu örgü formunu görüyorsunuzdur. Buradaki örgü formunda içeri, içeriye bakan kısımları alacağız sadece. Yani tığımızın üzerinde iki tane ilmek olacak şekilde şöyle dört tane olmayacak. Bakın şöyle hepsini alıp dört tane yapmayacağız. Sadece şu içeriye bakan kısımları bunun içeriye bakan bir de karşıdakinin içeriye bakan kısmını alacağız. Tığımızın üzerinde böyle iki tane ilmek olacak şekilde. Sadece şu iç kısımları birleştirerek yapacağız ki e, şuradakiler gibi kalın bir görüntü oluşmasın e, botumuzun kenarında. Ne yapıyorum? Şimdi iki tane içeriye bakan ilmeği tığımın üzerine getirdim ve şöyle kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Yine aynı şekilde içeriye bakan şu örgü formlarının içeriye bakan ilmeklerini alıyorum sadece. Tığımın üzerinde iki tane var. İlmek kaydırma tekniği ile birleştirdim. Bakın sık iğne yapmıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. İçeriye bakan kısımları alıyorum. Ve ilmeğimi kaydırıyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Nereye kadar? Bakın şu kısma. Şurada son bir köşe bir kenar kalsa bize yeterli eşitleyebilmemiz için şu kısma kadar her biri karşılıklı gelecek şekilde düzenli şekilde birleştirmemi yapacağım. Daha sonra burada nasıl bir yöntem uyguluyoruz ya da buna gerek kalıyor mu ona bakacağız. Şimdi ben tek tek hepsini karşılıklı gelecek şekilde birleştirerek söylemiş olduğum son kenara kadar yapıyorum. Söylemiş olduğum köşeye kadar kaydırma tekniğiyle gelerek birleştirmemi yaptım son köşeye geldim. Sanki üstteki saymadım ama üstteki birazcık fazla gibi duruyor. O yüzden yaparken birkaç tane eksilt eksilt yapacağım. Zaten sonuna doğru yaklaştığımızda iyice kendini belli edecektir. Şimdi eksiltmeyi nasıl yapıyoruz? Şimdi sıradakinin karşılıklı alıyorum. Üst kısımdan bir tane daha alıp yine aşağıdakinin aynı kısmı yani son battığım yere bir kere daha batarak burayı eksiltmiş oluyorum. Şimdi bir tane daha yapalım. Şu ikisini karşılıklı battım. Üsttekini ve alttakini. Üsttekine yanındakine batıyorum. Alttakinin bir önceki battığım yere batıyorum tekrar. Böylelikle üsttekini bakın birazcık daha sayı olarak azaltmış oluyorum çünkü alttakine iki defa almış oluyoruz. Bakın üstten bir tane aldım, aşağıdan da hemen karşısına denk gelen ilmeği aldım ve kaydırma tekniğiyle bu ikisini birleştirdim. Alttakinin hemen yanındakini alıyorum ve biraz önce battığım tabandaki ilmeğe batıyorum yine. Böylelikle azaltmış oluyorum. Şimdi birkaç tane azalttıktan sonra yine karşılıklı devam edelim. Sanırım bu kadar yeterli olacak. Evet görmüş olduğunuz gibi yeterli oldu. Şimdi işaretlediğim yere kadar geldim. Burada artık bir zincir çekiyorum. Ve buradan ipimi kesiyorum. Bakın birazcık eksilterek hiçbir sorun yaşamadık. Zaten 3-4 tane eksilttik fazla da yapmadık. Ama göz ayarı bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Böyle birleştirmiş olduk. Şimdi aynı işlemi tabanı şu şekilde tutarak buradan başlayacağım. Yine buradaki köşeye kadar normal bir şekilde birleştireceğim. Ve yine eksiltme gerekirse eğer şu kısımdan eksiltmeye e, yavaş yavaş başlayacağım. Aynı şekilde bu kısmı da yapalım bitirelim. Daha sonra diğer detaylarımıza geçelim. Şimdi sizlerle birlikte başlangıcı göstermek istedim. Artık işaretlediğim yerden e, ipimi çıkartabilirim. Çünkü buradan başlayacağım ki bir ilmek de olsa boşluk kalmasın. Hemen ilmeğimi yapayım. Ne yapıyorum? Hemen karşılıklı gelecek şekilde buraya sık iğne yapacağız çünkü. 4 tane ilmek olabilir tığımızın üzerinde. İlmeğimi geçiriyorum. Sık iğne yaptım. Şimdi aynı şekilde sadece şu örgü formundaki kısımların içe bakan kısımlarını alacağız. Yani tığımızın üzerinde 2 tane ilmek olacak ve ilmek kaydırma tekniğiyle devam edeceğiz. Bu şekilde. Böyle başlayacağız. Söylemiş olduğum gibi şuradaki tabandaki köşeye kadar geleceğiz. Daha sonra burada eksiltme yapmamız gerekiyorsa onu da yapıp ve şunu da çözüp son ilmeğimizi yapıp devam edeceğiz. Artık bunu zaten çözebiliriz. Bu kısma kadar geleceğiz. Ve bir zincir çekip kilitleyerek ipimizi keseceğiz. Evet, bu kısmı da böyle tamamlayalım. Daha sonra diğer detaylara geçiş yapalım. Evet tabanla motiflerimizi artık birleştirdik. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Şu kısımda açıklık var. Şimdi e, şu açık kısımdan şöyle çevresini birer sık iğne ile geçelim. Böylelikle daha düzgün bir duruş elde ederiz. Hemen yine köşe noktadan başlıyorum. Buradaki tüm sık iğnelerin tepe noktasına birer tane sık iğne yapacağım. Ve yine başladığım noktaya gelerek bağlayacağım. Şöyle tüm çevreyi ben dolaşayım geleyim. Daha sonra pompon detayımızı da dikelim. Evet tüm sırayı sıra, sıra sonuna kadar sık iğne geçtim. Başlangıçta yapmış olduğum sık iğnenin tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincirle kilitliyorum. Bir makas yardımıyla kestim. İyice sıkıştırıyorum ki açılmasın. Hemen ipimi de gizleyeceğim. Şimdi e, bu kısma da pomponlarımızı dikeceğiz. Şöyle ilmeklerin arasından kaydıralım hemen. Bakın böyle bir görüntüsü oldu. Daha düzenli durdu. Şimdi şöyle pomponlarımızı dikeceğiz. Ben iki tane pompon yapmıştım. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. Ben kırmızı ile yapıp yeşil ile birleştireceğim. Şimdi şöyle yapıyorum. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum. Şöyle tam ortasından geçiriyorum. Zaten bunu birleştirdiğimiz bir nokta var. Bakın şuradan tığımız rahatlıkla çıktı. Şöyle ilmeği buradan alıyorum. İlmeğimi şöyle çıkardım. Şimdi bu pomponlar arasına açıyorum birazcık. İlmeği buradan şöyle tutturuyorum. Şimdi buraya belli bir miktar zincir çekeceğim. İstediğiniz uzunlukta olabilir. Nasıl rahat bağlayacaksanız o şekilde ayarlayın ama yürürken ayağınızın altına girmemesine dikkat edin. Benim için bu yeterli. Hemen şu köşe noktadaki sık iğnenin içerisinden tığımı geçiriyorum. ilmek kaydırma tekniğiyle ile tutturdum bir zincir çektim ve ipimi kestim bu ipi daha sonra gizleyeceğim buradan sizler farklı yöntemle de ekleye birleştirebilirsiniz Dilerseniz de şöyle çapraz ip geçirip ayarlayabilirsiniz Şöyle ortasından olmadı. Heh, şu şekilde tığımı geçirdim. Hemen ilmeğimi bağlıyorum. Şöyle aralarını açıyorum ki birazcık rahatlık olsun. Hemen zincirimi oluşturmaya başlıyorum. Zaten pompon daha sonra tüyleri yerine oturacaktır. Bunu da istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Bunu da hemen buradaki köşe noktaya tepe noktasına birleştiriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincirle kilitliyorum. Ben hemen şu iplerimi de gizleyeyim. Daha sonra ne yapmışız bakalım. Görmüş olduğunuz gibi pomponlarımızı da diktik tabanımızı birleştirdik, motiflerimizi birleştirdik ve botumuzu tamamladık. Gayet güzel ve kullanışlı bir bot oldu. Yılbaşı hediyesi için de gayet uygun eğer dilerseniz ya da kendinize de yapabilirsiniz. Hediyelik de yapabilirsiniz. Şu şekilde. Şöyle yapalım. Evet. Bakın bunu sol bacağımıza, sol ayağımıza giydiğimizde Bacağımızın sol kısmı açıkta kalıyor. Diğerinde sağ kısma giydiğimizde sağ kısmı açıkta kalacaktır. Botlarımız bitti. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Gayet zarif hem hediyelik hem de evlerinizde kendiniz kullanabileceğiniz zarif bir bot oldu. Umarım anlatımdan memnun kalmışsınızdır. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Dilerseniz Instagram hesabım e, Örgü evinden de bana ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.